Kanal iç ekranlarından herkese merhaba. 3 dakika sağlık programına hoş geldiniz. Yanımızda Fuar Hastanesi, beyin, omurilik ve sinir hastalıkları uzmanı, operatör doktor Nizamettin Kazan hocamız var. Hızlıca soruma geçmek istiyorum. Nizamettin hocam, evet. Beyincik sarkması ve omurilikte su kanallarında genişleme nedir? Evet, biz beyin cerrahları olarak halkın arasında alışıldığı gibi sadece bel fıtığı, boyun fıtığı ameliyatları yapmıyoruz. Bunun yanında beynin ve omuriliğin nadiren de görülen ama çok önemli olan ve ameliyatlarından da tedavisinden de oldukça sonuç aldığımız nadir hastalıkları vardır. Onlardan bir tanesi de tıp dilinde Chiari hastalığı dediğimiz ama halk arasında beyincik sarkması, omurilik kanal su yollarında genişleme olarak adlandırdığımız hastalıklar vardır. Bu hastalıklar genelde tam olarak bilmesek de doğumsal olduğunu, genetik olduğunu düşünüyoruz. Burada beynin arkasında bulunan beyincin memesi dediğimiz dokunun beyinle omuriliğin birleştiği bölgeden aşağı doğru sarkması sonucu oluşan bir durumdur. Genelde hastalar genç hastalardır. İşte 18, 35, 40 yaşlar arasında daha sıklıkla görmekteyiz. Burada oluşan patolojiyi şöyle izah edebiliriz. Beyinde yapılan ve bütün omurilik ve beyin sistemi dolaşan BOS dediğimiz beyin omurilik suyu vardır. Bu su beyinde yapılır ve bir kapalı devre sistemiyle omurilik kanalından aşağıya doğru iner, sonra tekrar yukarı çıkar ve tekrar emilir, kana geçer ve tekrar yapılır. Bugün de aşağı yukarı bir su bardağı kadar yapılıp emilen bir sudur. Bu su yapıldıktan sonra beynin boyunla birleşme yerinden aşağıya doğru ince kanallardan geçmesi gerekir. Eğer buradan geçmezse beyin içinde bir basınç artışı olur ve bu da değişik semptomlara, şikayetlere yol açabilir. İşte bu beyin omurilik suyun kanaldan, bu boyundaki dar kanaldan geçmesine engel olan temel sebep beyincik sarkmasıdır. Beyinciğin sarkması, beyinciğin memesinin sarkması sonucunda burası sıkışır ve beyin içinde yapılan su omurilik kanalına doğru ilerleyemez ve buna bağlı olarak da hastalarımızda baş ağrısı, bulantı, kusma, çift görme gibi şikayetler olur. Hastanın daha ilerleyen dönemlerinde öksürürken, tıksırırken veya ıkınırken şiddetli baş ağrıları, hatta bayılmalar, hatta ani ölümler bile olabilir, gözlenmiştir diyebiliriz. Veya hastalığın daha ilerleyen dönemlerinde de bu basıncın artmasına bağlı olarak omuriliğin su kanalları vardır. Bu su kanallarında da yırtılmalar, genişlemeler olur ve buna bağlı olarak da kollarda, bacaklarda güç kaybı, zayıflamalar, yürüme güçlükleri en çok gördüğümüz şikayetlerden bir tanesidir. Ha, ne yapılmalıdır? Bu mutlaka tespit edildiği zaman bunun dereceleri vardır. Eğer düşük derecelerde veya sarkma çok azsa herhangi bir şey yapmadan takip ediyoruz. Ama eğer bu beyincik sarkmaları beyin omurilik basıncını, beyin basıncını çok artırıyorsa veya şikayetlere yol açıyorsa, şiddetli baş ağrıları, çift görmeler oluyorsa ve omurilik kanalında yırtılmalara sebep oluyorsa mutlaka ameliyat gerekli. Ameliyatı da çok zor bir ameliyat değil. Genelde enseden girilerek 2-3 santim bir cilt açıyoruz ve aşağıda omuriliği sıkıştıran bölgede biraz kemik alıyoruz ve kanal zarını biraz genişletiyoruz ve bırakıyoruz. Ve bir gün hastanede yatması hastamızın yeterli oluyor ve oldukça iyi sonuçlar alıyoruz. Dolayısıyla eğer böyle bir şey tespit edilip tanı konulursa bu hastalara mutlaka takip edilmeli, tedavi edilemeyecek hastalarda mutlaka cerrahi müdahalesi yapılıp sağlığına kavuşmalıdır diyoruz.